Değerli izleyiciler, sevgili dostlar, yine Güzel Hayat programındayız ve bu haftada gündemimizde aslında deprem sonrası yaralara sarılması ile ilgili aslında bilim insanlarımızın önerileri var, tavsiyeleri var, yapmamız gerekenler, yapmamamız gerekenler. İşte bu soruları hazırladık, kendilerine yönelteceğiz. Bugünkü başlığımız depremin yaralarının sarılmasında rollerimiz ve sorumluluklarımız. Yani biz bu süreçleri yürütürken aslında ülke olarak, toplum olarak insanlarımızı nasıl destekleyeceğiz, ailelerimizi nasıl destekleyeceğiz? İşte hepsini bugün konuşmaya çalışacağız. Alt başlıklarımızda tabii özellikle özel gereksinimli çocuklarımız, yaş almış büyüklerimiz, depremi yaşamış insanlarımız, onun dışında bu insanları kucaklamak üzere yapabilecekleri olan ama bazen ne yapacağımızı da bilmediğimiz sorularla ilgili olarak aslında konuları masaya yatıracağız. Ve somut öneriler, acaba bu süreçte insanlarımızı, hayatımızı nasıl destekleyebiliriz? Neleri yapmamız lazım? Bunları konuşacağız ve özellikle tabii enfeksiyon risklerinden bahsedeceğiz. Büyüklerimizin kurumsal ve evde bakımlarından bahsedeceğiz. Engelli bireylerimizin özellikle desteklenmesinde yine acaba bu çocuklarımızı, bireylerimizi nasıl hayatın içinde tutacağız? Ve ergoterapi acaba depremden etkilenen bireylerimize nasıl yardımcı olacak? Ve dediğim gibi bir de tabii özellikle sağlık sisteminin afetlerde ve özellikle deprem başlığı altında acaba yapması gereken neler var? Ülkemizin neye ihtiyaçları var? İşte bunları da konuşuyor olacağız. Ve konuklarımı tanıtmak istiyorum. İlk konuğumuz Profesör Doktor Bülent Saka. Bülent Hocamız İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Aynı zamanda Bülent Hocamı tanıyorsunuz programlarından. Kendisi geriatri uzmanı. Bülent Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sinan Bey. Merhabalar. Sağ olun. İkinci hocamız Doçent Doktor Güle Çınar. Güle Hocamız Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Güle Hocam siz de hoş geldiniz. Evet, sesimiz kapalı galiba. Duyamıyorum ben sizi. Evet, ona bakacaklardır. Üçüncü konuğumuz Profesör Doktor Dilara Fatoş Özer. Dilara Hocamız İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi. Dilara Hocam siz de hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ve dördüncü hocamız Profesör Doktor Esra Akı. Esra Hocamız Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Öğretim Üyesi. Esra Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum Sinan Bey. Sağ olun. Ve dördüncü konuğumuz uzman doktor Ali Kemaloğlu. Ali Bey, Turmax İnşaat'ın genel müdürü ve aynı zamanda sağlık sistemleriyle ilgili önemli işler yapan bir tıp adamı. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Sinan Bey. Teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol. Evet sevgili dostlar, başlığımız depremin yaralarının sarılmasında rollerimiz ve sorumluluklarımız. İlk sorumu Bülent Hocam'a yöneltmek istiyorum. Tabii Bülent Hocam özellikle dezavantajlı gruplarımıza baktığımız zaman özel gereksinimli bireyler, yaş almış büyükler ve bağımlılığı olan hasta bireylerimiz ilk öncelikli gruplar ve bunların içerisinde yaş almış büyüklerimizi size soracağız. Tabii deprem gerçeği yaş almış büyüklerimiz üzerinde hangi sorunları doğurdu hocam? Siz geriatri uzmanı olarak neleri gördünüz? Gözlemlediniz, buyurunuz. Şimdi Sinan Bey, bu yaştaki insanlar çoğunlukla özellikle yaş almış insanların bir kısmı kırılgan olarak nitelendirilmekte. Ne demek? Aslında başkasına bağımlı demek, kırılgan yaşlı. Yani Türkçe aslında ihtiyar diye kastettiğimiz grup. Şimdi bu insanlar başkasına bağımlı olduğu noktada şu
ortamda, bu deprem mahallinde insanların birbirine, evet yardım mevcut ama bu insanların özel bir grubu, daha çok, daha ciddi, daha profesyonel ve yapılandırılmış yardıma ihtiyacı var. Şimdi bir de diğer taraftan düşünürsek bu ciddi bir travma. Posttraumatik stres sendromu diyoruz. Nedir? Böyle yıkımlarda, kayıplarda özellikle yaşanan ciddi psikolojik yıkımda kişiler ne yapacağını bilemez. Ciddi korkular edinir, kaygılar ortaya çıkar, panik ortaya çıkar. Ve birlikte bu iş gün be gün arttıkça, uzadıkça ağır bir depresyon yerini alır. Yalnızlık, korkular, hatta intihar riski bile ciddi anlamda artar. Düşünsenize, bağımlı bireysiniz, çaresizsiniz. Size yardım edebilecek insanlar son derece sınırlı, imkanlarınız son derece korkunç vaziyette. Yani yaşamaktan bile uzaklaşabilirsiniz, vazgeçebilirsiniz. Yani tabii bunu temenni etmiyoruz asla ama buna hazırlıklı olmak lazım bu tarz ciddi sorunlara. Dolayısıyla böyle bir stres, travma ve peşinden stres ciddi anlamda baş edilmesi gereken en başlıca sorunlardan biri. Bunun dışında barınma sorunları, beslenme, temiz suya ulaşım, hijyen çok önemli. Bakın, ileri yaştaki, özellikle kırılgan diye tabir ettiğimiz insanların tıbbi en önemli sorunlarının başında enfeksiyonlar geliyor. Bilir, yaşlı bakan insanlar bilir. Özellikle tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, solunum yolu enfeksiyonları. Şimdi bu insanlar orada soğuk bir ortamda, hijyen çok zor sağlanmakta ya da sağlanamamakta, enfeksiyonlara da ciddi anlamda açıklar. Şimdi bir de ileri yaştaki insanlar çoğunlukla çoklu hastalıkları olan insanlar. Bu hastalıklar da ancak iyi takip edildiğinde, iyi tedavi edildiğinde sorunlar azalmakta. Şimdi böyle bir ortamda, bu kadar sorunlu bir alanda tıbbi sorunların, mevcut tıbbi hastalıkların takip ve tedavilerinde de ciddi sorunlar var. Yine bakın, benim oradan iletişimde olduğum bazı ailelerden biliyorum. Konteyner bile bulanlar 8 kişi, 10 kişi o 20 metrekare konteyner içinde. Bakın, bu iyisi. Bir de çadır içinde olanlar var. Bakın, aynı ortamda çoluk çocuk, bu kadar insan, tıbbi sorunlar, kognitif bozukluklar, bazen ajitasyonlar, bağırma çağırma, ciddi uyku problemlerini beraberinde getiriyor. Bu kadar zor şartlarda sağlıklı uyku ne kadar önemli, özellikle beyin sağlığı için. Bir de yeni eklenen tıbbi sorunlar, işte mevcut sorunlarda alevlenmeler, hipertansif krizler, diyabetin bozulması, yeni kardiyovasküler olaylar, fiziksel sorunlar, düşme, kırıklar, bir de amputasyonlar çok fazla biliyoruz. Bunlar da cabası işin. Yani fiziksel yetersizlik, immobilite, yani hareket edememe, hareketsizlik, yatağa bağlı kalma, ilaca ulaşmak önemli sorunlar, doktora ulaşmak önemli sorunlar. Bu insanlar çoğu kez bir yerlere bırakın, gitmesi bile zor. Bazen sağlık hizmetinin ayaklarına gelmesi gerekiyor. Tüm bunlar o bölgede şu an çok çok önemli sorunlar. İkinci konuşmamız ve soru cevap kısmında da hani nasıl çözüm üretebiliriz herhalde konuşacağız. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Evet Sayın Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Tabii özellikle yaş almış büyüklerimizin, biz biliyoruz ki bugün yaşlılık dönemi aslında %82, her yaşlı bireyin %82'sinde en az bir kronik hastalık var olduğunu biliyoruz. Tabii bu barınma sorunlarıyla beraber, depremin getirdiği barınma sorunlarıyla beraber de tabii bu çoklu hastalıkların derinliğinin de arttığını söyledi hocamız. Tabii travmanın etkisi çok büyük oldu bütün insanlar üzerinde ama tabii kırılgan gruplara baktığımız zaman hocam dedi ki yaşlılar kırılgan grupların başında gelen insan kaynaklarımızdan bir tanesi, kaygılardan intihara kadar değişen bir takım sorunlar olabiliyor dedi. Çünkü yaşlılığın büyük bir kısmının bağımlılıkla iç içe yaşadığını, bağımlı olduğunun altını çizdi. Uyku problemlerinden bahsetti ve sağlığa ulaşma imkanlarının, bir de tabii
bu bağımlılığın üstüne bu depremle beraber ortaya çıkan işte kollarını, bacaklarını kaybeden yahut da bir takım organ doku kayıplarıyla beraber sakatlık hali ortaya çıktı. Gerçekten çok dramatik bir tablo. Evet, Güle Hocam, tabii depremden sonra biz burada yaptığımız diğer programlarda da özellikle şu anda da mesela biliyoruz ki Suriye'de mesela kolera salgını çıkmış. Ama bizim bölgemizde şu anda herhangi bir şey duymadık. Ama enfeksiyon risklerinin giderek büyüdüğünü ve buna bağlı olarak da aslında bizim yapmamız gereken, bu risklerden korunmak üzere yapmamız gereken şeylerin olduğunu biliyoruz. Biraz önce Bülent Hocam da enfeksiyon risklerine kenarından değindi. Evet, riskler ve korunmaya yönelik neler söylersiniz? Buyurunuz hocam. Öncelikle az önce sanırım bir bağlantı sorunu oldu. Size teşekkür edemedim. Teşekkür etmek istiyorum ve iyi yayınlar diliyorum. Tabii deprem sonrasında erken dönemde ve geç dönemde olmak üzere enfeksiyon hastalıkları açısından risk oluşturan birçok durum söz konusu olabiliyor. Öncelikle dönemde yaralanmalara bağlı olarak toprakta, paslı metallerde bulunan tetanoz bakterisi yaralara bulaşarak tetanoz riski oluşturabiliyor. Tetanoz tüm dünyada görülen mortalitesi oldukça yüksek, ölümcül seyredebilen ama aşı ile önlenebilen bir hastalık. Bu nedenle deprem sonrası dönemde yaralıların mutlaka tetanoz aşısı açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca her 10 yılda bir bizler de tetanoz aşımızı, hatırlatıcı dozlarımızı yaptırırsak bu tarz durumlarla karşı karşıya kaldığımızda herhangi bir risk oluşturmadan kendimizi korumuş oluruz. Onun dışında yara yara enfeksiyonları tabii yine erken dönemde sıklıkla karşımıza çıkan enfeksiyonlar. Bunlardan korunmak için de mümkün olduğunca yaralara hijyenik yaklaşılması ve sonrasında bakımlarının olabildiğince hijyenik yapılması gerekiyor. Çünkü bu yaralanmalar çok küçük yaralanmalardan çok büyük yaralanmalara kadar değişebiliyor ve birçok enfeksiyon etkeniyle risk oluşabiliyor. Bir diğeri sizin de belirttiğiniz gibi az önce Bülent Hocam'ın da belirttiği gibi temiz içme suyuna ve kullanım suyuna maalesef deprem sırasında kanalizasyon yapılarında bozularak bu sulara karışmasıyla bulaşıcı hastalıkların, enfeksiyonların risk oluşturması. Bunlar viral enfeksiyonlar olabilir, bakteriyel enfeksiyonlar olabilir, paraziter enfeksiyonlar olabilir. Bulunduğumuz mevsime, depremi yaşadığımız mevsime ve bölgeye göre değişkenlik gösterebilir. Bunun için temiz, özellikle temiz içme suyunun sağlanması, buna ulaşım çok önemli. Ama akut dönemde bu ulaşımı sağlayamıyorsak kullanacağımız suların içine 3 damla kadar her 1 litre suya 3 damla kadar çamaşır suyu damlatıp yarım saat bu suyu beklettikten sonra kullanarak bu riskleri en aza indirmiş hatta ortadan kaldırmış oluruz. Bir diğer bulaşıcı hastalık riski tabii mevsim itibariyle kış mevsimindeyiz ve solunum yoluyla üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan solunum ve damlacık yoluyla bulaşan enfeksiyon etkenleri COVID-19'dan influenza'ya ve adenovirüse diğer virüslere kadar birçok virüs bu şekilde bulaşabilir. Hem deprem sonrası akut dönemde hem de daha sonra kalabalık ortamlarda kalınması nedeniyle bu risk artabilir. Buna yönelik olarak da eğer mümkünse üst solunum yolu enfeksiyonları olan kişilerin ulaşma şansları varsa maske kullanması oldukça önem arz etmekte. Yine atıkların uzaklaştırılmasındaki sorunlar nedeniyle hem bulantı kusmayla hem de yine ishalle seyreden az önce sularla da bulaşabileceğini belirttiğim viral, bakteriyel ve paraziter hastalıklar yine risk oluşturabilir. Mümkün olan en hızlı sürede atıkların doğru bir şekilde uzaklaştırılması için bu nedenle önlem alınması gerekmekte. Ya da bu atıkların yerleşim alanlarından daha uzağa götürülerek en azından ortamdan uzaklaştırılmasında fayda var.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Özellikle tabii tetanoz riskinin altını çizdiniz. Yani yaralanan ve yaralanma ihtimali olan bireylerin mutlaka tetanozdan korunması gerekiyor. Bunun için de aşı. Tabii illa yaralanmak gerekmiyor. Özellikle yardım için o bölgeye giden bütün insanların özellikle tetanoz riskine karşı aşılanması son derece önemli. Diğer bir husus ise tabii hiç konuşulmayan bir şeyi söylediniz. Temiz su içmek ve kullanmak. Yani bugün işte sadece içmiyoruz, ağzımızı yıkıyoruz, yüzümüzü yıkıyoruz, gıdalarımızı yıkıyoruz vesaire gibi. Bunun için de şüphe duyduğumuz su kaynakları, yani açıksa dediğiniz gibi litre suya 3 damla çamaşır suyu damlatıp yarım saat bekletip havalanmasını sağlamak ve bunu güvenle kullanmak mümkün dediniz. Bu çok önemli bir formül. Yani en azından güvenilir olup olmadığını bilmediğimiz su kaynaklarımızı bu şekilde ne yapabiliyoruz? En azından güvenli hale getirip kullanma imkanına sahip oluyoruz. Tabii iklim şu anda soğuk ve deprem bölgesinde de barınma ihtiyaçlarının büyük bir sorun teşkil ettiğini biliyoruz. Ama burada tabii hem soğuk hem kalabalık barınma eşittir. Tabii solunum yoluyla bulaşan hastalıklar açısından çok riskli olduğunu söyledi Gülay hocamız. Bunun için de tabii maske konusunun son derece dikkatlice kullanılması gerektiğini söyledi. Evet dostlar, gördüğünüz gibi tabii aslında olay sadece bir işte coğrafyanın yıkılması değil. Gerçekten bütün zincirler, hayatımızdaki yaşamın bütün zincirleri bu depremden olumsuz etkiliyor ve kırılıyor. Ve yapılması gereken çok şey var. Bir de şunu ilave etti hocamız. Dedi ki tabii özellikle bireysel atıkların insanlar için doğurduğu riskler konusunun altını çizdi. Lütfen bireysel atıklarımızı güvenli yerlere bırakalım. Ya da bırakılması gibi bırakalım. Başkalarının da hayatını ne yapalım? Riske atmayalım dedi hocamız. Evet Dilara hocam, tabii bugün kırılgan gruplara baktığımız zaman deprem sonrası en çok etkilenen bireylerimizin bir grubu da tabii özel gereksinimli bireylerimiz. Bu bireylerimiz acaba depremden nasıl etkilendiler hocam? Buyurunuz. Evet. Şimdi öncelikle tabii çok sayıda insanımızı kaybettik. Sayıları 50 bine yaklaşacak gibi görünen büyük bir grup. Ben hayatını depremden dolayı kaybeden bütün insanlara Allah'tan rahmet diliyorum ya da başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Elbette insanlarımızın pek çoğu, bu 11 ilde yaşayan insanlarımızın pek çoğu çok ciddi şekilde etkilendiler. Bunların içinde çocuklar var, özel gereksinimli gruplar var. Nasıl etkilendiler diye bakacak olduğumuzda bazıları çekirdek ailelerini kaybettiler. Bazıları kardeşlerini kaybettiler, yakınlarını, komşularını kaybettiler, arkadaşlarını kaybettiler. Uzuvlarını kaybedenler oldu. Hani bunlar da diyelim ki herhangi bir bu açıdan kayıp yaşanmadı. Ama bu çocuklar, bu bireyler çok sevdikleri oyuncaklarını, eşyalarını, odalarını ve evlerini kaybettiler. Bu anlamda tabii ki çok büyük ruhsal yaralanmalara, örselenmelere açık hale geldiler. Özel gereksinimli bireyler açısından baktığımızda bu bireyler pek çoğu bakıma ihtiyaç duyan ve bir yetişkinin ilgisine her zaman ihtiyaç duyan bireyler. Böyle bir ortamda tabii yaşanan kaosta bu bireylerin ihtiyaçlarının karşılanmasını da biz sekteye uğradığını görüyoruz. Yine bu grup içinde yaşayan olan özellikle otizmli çocukların değişikliklere karşı tepki gösterdiklerini ve rutinlerin bozulmasından dolayı bir takım öfke krizlerine kapıldıklarını ve edinmiş oldukları bir takım yaşama uyum becerilerini de kaybettiklerini, bu becerilerin ciddi derecede zarar gördüğünü farkındayız. Çocuklar açısından baktığımızda, tabii çocuk dediğimizde 0-18 yaş arasındaki bütün bireyler bizim için çocuklar. Bu çocuklar her şeyden önce güven duygularını kaybettiler. Güven duygusu yaşam için, ruh sağlığı için temel bir duygu. Diğer bütün duygular güven duygusunun üzerinde
şekillenerek, onun üzerine eklenerek, onunla bütünleşerek kazanılan ve bireyin yaşamını devam ettirmesini sağlayan, ruhsal yönden sağlıklı olarak yaşamasını sağlayan duygular. Bu kaybolan güven duygusu yerini neye bıraktı? Kaybolan duygusu yerini kaygıya bıraktı. Kaybolan güven duygusu yerini çok çeşitli korkulara bıraktı. Dolayısıyla çocuklar ebeveynlerini kaybetmekten, yakınlarını kaybetmekten korkar duruma geldiler. Bunun yanı sıra karanlıktan korkma, yabancılardan korkma şeklinde yeni korkular da geliştirdiler. Bunlarla birlikte tabii bu korkular çocukların bir takım desteklere ihtiyaç duyduklarını bize gösteriyor ki bu bölümde sanıyorum ikinci bölümde tartışacağız. Çocukların rutinleri bozuldu. Bu bozulan rutinler nedeniyle de yine kaybolan duygu, güven duygusunun yerine çocuklar ailelerine ya da kendilerine bakım vermekte olan kişilere aşırı derecede bağlılık geliştirdiler. Bu bağlılık duygusu neredeyse yapışıklık duygusuna kadar aslında ilerledi. Belki onlara bakım veren kişilere nefes aldırmayacak kadar ya da başka herhangi bir şeyle ilgilenmeyecek kadar o yeniden güven duygusunu inşa etmeye çalışan çeşitli girişimlerde bulunmaya başladılar. Tabii ki bu örselenmeler mutlaka bir şekilde ele alınmalı ve hızlı bir şekilde çocukların sağlığı yönünde adımlar atılmalı. Bugün televizyonlardan izliyoruz. Çok geniş çaplı atölyeler kuruldu, atölye çalışmaları yapılıyor, çocuklara yönelik psikoterapi ve yine ailelere yönelik destek grupları hizmet veriyor. Ama elbette bunları çok daha geniş boyutlu düşünmek lazım ve sistematik hale getirmek lazım. Sanıyorum neler yapılması gerektiği boyutunda ikinci aşamada konuşacağız. Evet Sayın Hocam, tabii bu kırılgan bireylerimizden özel gereksinimli çocuklarımızın özellikle yaşam ve uyum becerileri tabii ki diğer insanlara göre geriden gidiyor. Ama bu deprem onu iyice gerilemesini neden oldu ve ciddi kayıplar oluştu. Güven duygusundan bahsettiniz, oluşan kaygılardan, korkulardan bahsettiniz. Zaten şu anda Türkiye'de tabii deprem fobisi tüm 85 milyonun ortak sorunu. Kaldı ki bir tek uyum becerileri eksik olan bu çocuklar ise bunu ya da bireyler daha fazla yaşıyorlar. Ve bu insanların tabii bağımlılıklarında bir takım rutinlerini sürdürmeleri için düzenleri var, işte aletleri var, sandalyesi var, ne bileyim. Bu tür zincirler de kırıldı hocam. Yani biz buna da şahit olduk. Yani mesela bir bağımlı ve engelli bir bireyin mesela tekerlekli sandalyesi kaybolmuş ve Hatay bölgesinden Ankara'ya gelmişti. Biz tesadüf bu bireyle karşılaştık ve bu ihtiyacını karşıladık. Ama şunu anladım bugün ki yani tabii bu çok büyük bir kayıp. Hani önceki programda hocamız demişti ki deprem coğrafyayı tabii tahrip etmiyor, insanların hayatını tahrip ediyor. Gerçekten siz de bunu çok güzel ifade ettiniz. Evet Esra Hocam, tabii siz bir ergoterapi uzmanısınız ve Hacettepe'de ergoterapi bölümünüz var. Depremle ilgili de bir takım çalışmalar içerisinde olduğunuzu biliyorum. Acaba depremden etkilenen bireylerimizi düşündüğümüz zaman ergoterapi bu bireylerimize ne zaman, nasıl, ne şekilde yardım edebilir hocam? Buyurunuz. Çok teşekkür ediyorum Sinan Bey. Sizin de az önce işaret ettiğiniz gibi aslında toplumun tüm bireylerinin bu aşamada müdahaleye ihtiyacı var. Çünkü bölgedeki vatandaşlarımız birincil maruzlar. Biz de buradan aslında ikincil maruzlar oluyoruz. Belki çok geniş çaplı düşünmek gerekebilir. Şimdi baktığımızda ergoterapi, buradaki yaşayan bireylerimizden hareketle gidelim isterseniz.
riskli bireylere, yani yüksek risk grubunu oluşturan bireylere ilk etapta temas etmesini planlar her zaman. Kim bunlar? Çocuklar, kadınlar, özel gereksinimli bireyler, yaş almış büyüklerimiz. Bir de unutulmaması gereken afet alanı çalışanları. Onları da gözden kaçırmamamız lazım. Hakikaten buradaki tüm hocalarımın da ara ara vurgu yaptığı gibi, sizin de işaret ettiğiniz gibi, bölgeden gelenlerle görüştüğümüzde, orada görev yapanlarla, organizasyonlarda görev yapanlarla da görüştüğümüzde gerçekten zihnimizin dahi canlandırmakta zorlandığı şeyler duyuyoruz onlardan. Dolayısıyla aslında hedef grup çok büyük. Ergoterapi ne yapar? Ergoterapi bu aşamada iki türlü yaklaşır aslında. Yani hem bireysel bazda hem de toplumsal düzeyde yaklaşır. Şimdi burada kişilerin kendilerine ait planları, hayalleri, ne bileyim, ertesi sabaha dair, en yakın dönemde ertesi sabaha dair planları vardı. Aileleriyle ilgili planları vardı. Ve içinde yaşadıkları toplumla bağ kurdukları diğer bileşenlerle bağları ve planları vardı. Dolayısıyla tüm bunlar birdenbire kayboldu. Yapmaları gerekenler kesintiye uğradı. Kendilerinden yapılmasını beklenenler kesintiye uğradı. Her şeyden önemlisi, yapmak istedikleri aktiviteler kesintiye uğradı. Bunlar kişilerin rolleriyle bağlantılı olan aktiviteler, meslekler, aile içi roller, tüm bunlar aslında kesintiye uğramış oldu. Ve bu sonuçta ne demek? Kişinin yaşamı üzerindeki kontrol duygusunun kaybolması demek. Az önce de işaret edildiği gibi kontrol duygusunun kaybı tabii diğer başka problemleri de beraberinde getirmekte. Ergoterapi bu anlamda kişilerin tek tek bireysel bazda aktivite analizlerini yapar. Kişiler için önemli olan, yaşamda onlara anlam ifade eden, yaşamlarına anlam katan aktiviteler, işler, görevler, sorumluluklar neler? Bunların analizlerini yapar. Fonksiyonel analizler yapar. Öte yandan ergoterapi 3 bileşenle ilgileniyor. Buraya kadar saydıklarım biraz kişi temelli görünüyor. Bir de çevre, kişinin çevreyle kurduğu, hem insanlı çevre hem de insansız çevreyle kurduğu iletişime dikkat eder ve bunlarla ilgili kesintileri de yine analiz ederek ortaya çıkarmaya gerekir. Riskleri belirtmeyi hedefler ve kişilerin yapmak istedikleri ya da yapacakları aktiviteleri yine şartların el verdiği ölçüde, çevreyi de göz önünde bulundurarak bu görevlerini, aktivitelerini de modifiye ederek kişilerin bunlara dönüşünü sağlamaya yardım eder. Dolayısıyla ergoterapinin amaçları aslında bakılırsa, kısa yoldan söylememiz gerekirse, kişinin yaşamları üzerinde kontrollerini yeniden sağlamaya çalışmak, günlük yaşamlarında bağımsızlıklarını geri dönmelerini sağlamaya, yaşam rutinlerine geri dönmelerini sağlamaya çalışmak diyebiliriz Sinan Bey. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Aslında bu sözün altını çizmek lazım. Kişilerin yaşam rutinlerine geri dönmesi için eksik kalan, engellenen hususlar neyse bunların analiz edilmesi, bunlarla ilgili ihtiyaçların yapılması gerekenlerin ortaya konması ve bunların yapılarak ergoterapiyle kişilerin önceki yaşam rutinlerine geri dönmesi olarak hocamız söyledi. Tabii bu sadece depremden etkilenen bireyler için değil, özellikle hocam dedi ki deprem esnasında orada şu anda çalışan birçok insan var, yardım sağlayan, bu insanlar için de çok önemli. Aslında alıştığımız, yapmakla muktedir olduğumuz ama deprem nedeniyle ya da bir afetle kaybettiğimiz her şeyin tekrar hayatımıza geri kazandırılması için ergoterapi bir misyon edinmiş ve bilim insanları da bunları bireysel bazda kişisel ihtiyaçlara uygun olarak ne yapıyorlar? Tespit edip tamamlıyorlar ve hayata dönüşü kolaylaştırıyorlar. Evet, Ali Hocam, tabii bugün sizler sağlık sektöründe özellikle sağlık hizmetlerinin erişilebilir olması,
sürdürülebilir olması, özellikle afet gibi durumlarda bu ihtiyaçların da çok büyük bir seviyeye çıktığını düşünecek olursak, tabii aynı bizim deprem bölgemizde olduğu gibi. Ama ben biliyorum ki dünyanın çeşitli ülkelerinde bu anlamda birçok şeyler yapılıyor. Ve sorum şu size tabii. Özellikle afet süreçlerinde sağlığın sürdürülmesinde ve erişilebilir kılınmasında acaba sizler neler yapıyorsunuz? Öncelikle bir onu soralım. Biraz sonra da ülkemiz için neler yapılmasına ihtiyaç var onu soracağım size. Buyurunuz. Yaptığımız işin temeli bu Sinan Bey. Yani afetlerde sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi ve ulaşılabilirliğini sağlamak için bizim kurum olarak yaptığımız tasarımlar, imalatlar ve benim buna uygun kurulumlar var. Dünyanın birçok yerine de yapılıyor. Deprem olduğunun ilk saatlerinde biz Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleriyle temas ettik. Daha önceki çalışmalarımızda çok projede beraber olmuştuk. Böyle elimizde hazır deprem sahasına sevk edebildiğimiz bir sahra hastanesi, birinci seviye bir sahra hastanesi olduğunu söyledik. Bize çabuk cevap verdiler ve muhakkak depremin merkezi Pazarca taşımamızı istediler. Hatta bizim bekleyeceğimiz tırlara UMKE'den arkadaşları da aldık. 72. saatte biz deprem bölgesindeydik. Niçin Pazarcık'a kurmamızı istediler? Oraya gittiğimizde anladık. Çünkü depremde hasar görmüş olduğu düşünülen Pazarcık Devlet Hastanesi'nin otoparkına kurduk hastaneyi. Daha birinci dakikasında oradaki doktor arkadaşlar ve hemşireler hasta almaya başladılar. Bir hafta orada hizmet verdik. Daha sonra Pazarcık Devlet Hastanesi'nin sağlam raporu elde edince bizden Nurhak'a taşımamızı rica ettiler. Önemli olan bu hizmetlerin sağlandığı hastanelerin, kliniklerin taşınılabilir olması ve çok çabuk yapılabilir olması. Biz de buna uygun tasarımlarla nitekim birkaç saat içerisinde hastaneyi Pazarcık 110 kilometre ötede Nurhak'a taşıdık. Şu anda orada görev almakta. Deprem dolayısıyla çok fazla yardım kuruluşunun bu talepleri de oldu. Yine Sağlık Bakanlığı'yla, koordinasyonuyla biz bu imalatlara devam ediyoruz. Fakat en hoşumuza giden, bizde en çok heyecanlandıran çalışmamız şu oldu. Biz dünyanın birçok ülkelerine benzer projeler yapıyoruz. Geçtiğimiz yılda Malezya Savunma Bakanlığı'na iki tane 50 yataklı, 50'şer yataklı, tam teşekküllü cerrahi sahra hastanesi var. Bu Malezyalı kardeşlerimiz fotoğrafta gördüğünüz hastaneleri depremden hemen sonra Türkiye'ye getirdiler. Biz bu hastanenin daha eğitimlerini en son Aralık 2022'de yapmıştık. 110 tane doktorla, hemşireyle ve önemli bir kısmı Türkiye'de eğitim almış, Türkçe bilen askeri doktorlarla şu anda Adıyaman Çelikhan'da hizmet veriyor. Depremde görev alan Malezyalı doktor arkadaşlar bizim fabrikamızı ziyaret ettiler. Orada depremden bir hafta sonra normalde sevk etmemiz gereken, çünkü bir hastanemiz daha vardı olduğu için sanırım Malezya Sağlık Bakanlığı onun da deprem bölgesine taşınmasını istedi. Bu tip olaylarda uluslararası dayanışmayı ve işbirliği de gerçekten de çok insanı heyecanlandırıyor. Türkiye'nin bütün dünyadan işte dostlarıyla, yani komşusu olsun, ta Güney Amerika'dan olsun. Ve bunların bir kısmı da mesela Azerbaycan'dan çıktı. Bir hastaneye buraya gönderdi. Afetlerde sağlığın sürdürülebilmesi için bütün dünya ülkeleri seferber oluyor. Bizim gibi firmalara da burada çok iş düşüyor. Bizim buna yönelik kadrolarımız var. Hem medikal, hani, hem tasarım, hem imalat kadrolarımız. Fabrikamız da Ankara Akdük'te. Dolayısıyla Türkiye'nin merkezi yerinde havalimanına yakın çok rahat mobilize olabiliyoruz. Her zaman da stoğumuzda ihtiyaçlar için şeyler bulunduruyoruz. Çünkü afetin ne zaman, nerede, ne şekilde, hangi bir olacağını bilmek mümkün değil.
Ama şu gerçek ki böyle bir afet hiçbir zaman toplamıyor bu kadar bir kötü. Bizim Adıyaman'a gittik. Maraş'a giderken hastanemiz devamlı telefonlar geliyordu. Hatay'a gönderin, Adıyaman'a gönderin, şuraya gönderin. Fakat ısrarla ülkedeki arkadaşlar pazarca emini hatta yolda çevirmeye kalkarlarsa gibi uyarılar da bulunmuştu. Nitekim gittiğimizde anladık ki çünkü orada devre dışı kalmış bir hastane fakat hazırda bekleyen sağlık personeli vardı. Çünkü hastaneye götürürsünüz ama hizmet verecek personelinde olması lazım. Çalışmalarımız evet. Devam ediyor. Harika, çok güzel. Tabii Ali Bey dedi ki özellikle afetlerde hele de depremse konu dedi. Güvenilir sağlık hizmetlerinin ihtiyacı çok büyük oluyor ve güvenilir sağlık binalarına ihtiyaç var. Hem sağlık hizmetinin sürdürülmesi hem de bu tür afetlerden etkilenen bireylerin sağlık hizmetlerini kesintisiz alması için son derece önemli dedi. Tabii burada taşınabilir mobil sağlık sistemlerinin afetlerde yine çok kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Ali Bey değinmedi ama ben biliyorum pandemide de onlar işte mobil teşhis sistemleri oluşturarak dünyanın çeşitli noktalarına yetişmeye çalıştılar. Gördüğünüz gibi aslında mühendislik sistemleri ve düşünce yapımızdaki bu geniş perspektifler birleştirildiği zaman aslında bir takım çözümler üretiliyor. Yeter ki bunlar için doğru kararlar alalım ve zamanında harekete geçelim. Evet sevgili dostlar, şimdi küçük bir aramız var. Sonra Güzel Hayat devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Evet sevgili dostlar, Güzel Hayat programı devam ediyor ve bugünkü programımızda depremin yaralarının sarılmasında rollerimiz ve sorumluluklarımızı bilim insanlarımızla konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi 5 bilim insanımıza kendi çalışma alanlarındaki düşünceleri, deneyimleri ve bilgileri çerçevesinde ortak soru sormak istiyorum. Bu da şu, bizim amacımız tabii programı konusu depremin yaralarının sarılması ama bizim rollerimiz ne, sorumluluklarımız ne? Bunun için bazı öneriler istiyorum herkesten. Herkes kendi sorumluluk alanıyla ilgili bunu cevaplayabilir. Evet, Bülent Hocam, yaşanmış büyüklerimiz, sorumluluklarımız ve rollerimiz. Buyurunuz öneriler için. Şimdi sorunları mümkün oldukça saydık. Şimdi yaşlı bireylerin en önemli sorunu aslında yardım ihtiyacı. O zaman bir defa bireysel yaşam alanında temel ihtiyaçların temini dışında ki şu an için yapabileceklerimiz ve yapamayacaklarımız var. Bunu biliyoruz. Yani şu an oradaki şartlarda en iyi bireysel alan bir konteyner. Bunun içerisinde de temel ihtiyaçların temini, işte beslenme konusunda şu an çok önemli bir sıkıntı olmadığını duyuyoruz, öğreniyoruz. Ama işte hijyenik koşullar, su, bunlardan bahsettik. Bunun ötesinde yardımcı. İşte buradaki bir inovatif yaklaşım ne olabilir? Sosyal çalışanlar ve o gönüllülerin ciddi organizasyonu. Bireysel yaşam alanlarında onlara yardımcı. O panikte, gürültüde, kalabalıkta aileler bile bunu başaramayabilir, yapamayabilir. Farkındalığı bile olmayabilir. O yüzden gönüllülere, sosyal çalışanlara ihtiyaç var. Yine takip çok önemli. Kronik hastalıklar, çoklu ilaçlar, yeni sorunlar. Bunların erken tespit edilmesi, müdahale erken tedavisine sağlayacaktır. Erken tedavisini mümkün kılacaktır. Uzaktan erişim. Daha önceki bir toplantımızda da söylemiştim. Bu insanlara uzaktan erişim. Nerede? Bireysel alanlarda. İşte iyi bir iletişim bu GSM operatörleri üzerinden olur. Tabletlerle uzaktan erişim. Bakın posttraumatik stres durumundan bahsettik. Psikolojik sorunların çok ön plana geçeceğinden yakın gelecekte bahsettik. Sadece bakım değil. Ve bunun için de belki uzaktan erişim de bu insanlara rutin olarak belli aralıklarla ulaşarak destek, psikolojik destekte bulunmak
lazım ki çözümleyebilmek için. İntihara meyilin de artacağından bahsettik. Ancak iyi iletişimle bu önlenebilir. Kurumsal alanda, kurumsal olarak bu insanlara hizmetin ulaşması lazım. Bu insanların hizmete ulaşabilmesini beklememek lazım. Çünkü çok zor. Yani kurumsal hizmetlerin onların ayağına ulaşabilmesi, işte konteyner sağlık kabinleri mesela, kolay randevu alabilme. Her alanda, sadece sağlık değil, bütün mercilerde devlet kurumlarının portable, işte ne bileyim, bir şekilde kabinlerin oralarda yerleşkelerde konumlandırılan tüm kurumların kabinlerine kolay ulaşmaları öncelik sağlanması. Bir yaşlının geldiği zaman ne bileyim o sıra makinesinden öncelik alabilmesi gibi. Kamusal alanda da yine barınma en başta, onların kolaylaştırılması ama yine yardımcılar. Kamusal alanda bakın, diyelim ki onun konteynerin, yaşadığı konteynerin 100 metre ilerisine yemek veriliyor. Ya o insanın o yemeğe ulaşması bile öyle büyük sorun ki, kalkıp gitmeyecektir bile. Ben gidip alamam, şimdi o sıraya giremem, ayakta zaten duramam. Ve o zaman birinci sırada ona bunu temin edecek, gidip onu alıp yanına getirecek yardımcıya ihtiyaç var. Bir diğeri belki daha iyi bir seçenek olabilir bu. Bakın nasıl biz seyyar hastanelerden bahsedebiliyoruz. Seyyar kurumlardan bahsediyoruz ki şu an orada başka bir olasılık yok. Neden seyyar bakım evleri düşünülmesin? Bir taşla iki kuş. Zaten kalabalık aileler, zaten yaşlıyı düşünecek hal kalmamış durumda. Nasıl çözülecek bakarken belki de bir seyyar bakım evi projesi yapılabilir. Bakın bu şu demek değildir, yaşlının yakınları tarafından terk edilmesi. Zaten bunlar hep yan yana. Ama orada bir blok kurumun içerisinde o yaşlının olmasının sadece bakım değil, acayip bir sosyalleşme imkanı yaratacağını da unutmayalım. Yaşlıların bir arada olması birbirlerine ciddi destek bile yaratabilir. Artı toplu halde psikoterapi mümkün olabilir. Yani bizim insan kaynağımız da sınırsız değil. İşte bireysel alanda gitsin onu ziyaret etsin ya da online ulaşsın. Bu tarafta belki de gerçekten seyyar bu şekildeki kurumlar bütün bu hizmetleri daha kolay hale de getirebilir. Ben şimdilik bunları söylemek istiyorum. Evet hocam, aslında şöyle dediniz, aslında bizim hizmetleri insanların bireysel ihtiyaçlarına göre, yani bu ister yaş almış büyük olsun, ister özel gereksinimli birey olsun ya da vatandaş olsun, bu insanların hizmetlere ulaşabiliyor olması gerekiyor. Yani eşitlenmesi gerekiyor. Bu gerçeğin oluşturulmasında da tabii ülkemizde şu anda sosyal hizmet uzmanları ya da sosyal çalışmacılar, bu kişilere bence daha çok rol verilmesi lazım. Çünkü biz artık deprem ülkesiyiz. Herkesin bunu çok iyi anlaması gerekiyor. Ve bizim bu tür bireyleri bu tür olaylara karşı hazırlıklı hale getirmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Evet Güle Hocam, tabii enfeksiyoncu gözüyle hem bireysel hem kamusal hem kurumsal hem ailesel bizler hangi sorumlulukları yapalım? Hocam gibi öneriler bekliyoruz. Buyurunuz hocam. Tabii şimdi benim sunacağım öneriler geç dönemde çıkacak, yaşanacak enfeksiyonlarla ilgili öneriler olacak. Kalabalık ortamda yaşamanın getirdiği risklerle özellikle çocuklarda kızamık, kızamıkçık, kaba kulak gibi bulaşıcı hastalıklar risk oluşturabilir. Ki Suriye'de kızamık vakalarının görüldüğünü biliyoruz. Dolayısıyla bu bulaşların önlenmesi, bu salgınlar küçük çaplı da olsa ortaya çıkmadan önce önlenmesi oldukça önemli. Siz de yine az önce bahsettiniz. Kolera Suriye'de gerçekten ciddi bir sorun. Dünya Sağlık Örgütü şu an orada ve bunu halletmeye çalışıyor. Çünkü oldukça fazla vaka sayısı var. Kolera bizim ülkemizde yok. Olmaması için de yine gerekli önlemleri almamız gerekiyor.
Tüm bunların ortak noktası aslında farkındalığımızın olması. Önleyebilmek için bunları farkındalığımızın olması. Dolayısıyla ilk başta oradaki hem çocuklara hem yetişkinlere ama özellikle çocuklara hijyenin nasıl sağlanması gerektiği, nelerin risk oluşturabileceği, bu bulaşıcı hastalıklardan nasıl korunabileceğine yönelik eğitimler verebiliriz. Gönüllü kişiler organize olup ya da Sağlık Bakanlığı'yla, Milli Eğitim Bakanlığı'yla ortak hareket ederek bu eğitimleri sağlayabiliriz. Çünkü farkındalık her şeyin başında geliyor. Onun dışında yine bu hastalıkları önleyebilmek için aşılamaları eksik olan kişileri belirleyip aşı kampanyası düzenlenebilir. Eksik aşılamalar tamamlanabilir ki olur da böyle bir vakayla karşılaşırsak bulaşı yine bu yolla önlemiş oluruz. Kişilerin hasta olmasını önlemiş oluruz. Bir diğer dikkat çekeceğim nokta tabii ki bu hastalıkların önlenmesi için hijyen koşullarının sağlanması önemli. Bunlar için de hijyen için gerekli olan malzemelere ulaşım önemli. Tıpkı az önce Bülent hocamızın önerdiği gibi ben de seyyar hijyen konteynerleri önereceğim. İçerisinde her türlü hijyen malzemesinin yer aldığı bu konteynerler direkt bu çadır kentlere ya da insanların toplandıkları bölgelere ulaştırılarak düzenli ve devamlı bir şekilde bu hijyen malzemelerinin onlara iletilmesi sağlanabilir. Bir diğer bulaşıcı hastalıklar için risk oluşturan atıkların yönetimi demiştim. Şimdi mevsim itibariyle yine orada yağmur yağabilir, fırtına çıkabilir, rüzgar çıkabilir. Bu atıklar belli bir bölgede toplansa bile etrafa bu nedenle yayılım olabilir. Ya da çocuklar ya da hayvanlar bilinçsiz bir şekilde bu atıklarla temas edebilir. Bunların önlenmesi için yine atık konteynerleri, taşınabilir seyyar atık konteynerleri oraya ulaştırılabilir. Atıklar konteynerlerde kapalı bir şekilde toplanır. Daha sonra konteyner oradan uzaklaştırılarak uygun şekilde temizlenmiş yeni bir konteyner getirilerek hem atık toplanması aşamasında hem de sonrasında insanların özellikle de çocukların bu risklerle teması önlenmiş olur. İlk etapta benim önereceklerim bunlar. Hocam çok teşekkür ediyoruz tabii. Hocam dedi ki bilinçlenme çok önemli. Yani enfeksiyon risklerinden nasıl uzak kalacağız? Oradaki afetin doğurduğu riskler şu anda zaten defalarca söylendi, konuşuluyor ama halkın bilinçli hareket etmesi lazım, bilinçli yaşanması lazım. Oradaki hizmetlerin bilinçli bir şekilde dağıtılıyor olması lazım ve erişiminin de bu bilinç çerçevesinde sağlanması gerekiyor. Hocam dedi bilinçlenme enfeksiyondan korunmanın temel şart. Evet, çok hızlı hareket etmemiz lazım. Dilara Hocam, özellikle özel gereksinimli bireyler için önerileriniz ne? Bizler neler yapmalıyız hocam? Çok hızlı bir şekilde alayım sizden. Buyurunuz. Evet, şimdi özel gereksinimli bireylerin de tabii eğitimleri aksadı. Onların da yaşam rutinleri bozuldu. Bu bağlamda görüyoruz daha çok tipik gelişen çocukların eğitimlerine yönelik etkinliklerin yapıldığını, gönüllülerin bu konuda seferber olduğunu ama özel gereksinimli çocukların da eğitsel ihtiyaçlarının karşılanması yönünde daha büyük girişimlere ihtiyaç var. Tabii bu arada özel gereksinimli çocukların da psikososyal açıdan desteklenmesi, yani bu çocukların kaygılarının, korkularının anlaşılması, onlara empatiyle yaklaşılması, belirli bir rutin takip edebilmeleri konusunda da desteklenmeleri gerekiyor. Bu rutinlerin içinde ne var? Rutinlerin içinde eğitimleri var. Rutinlerinin içinde temizlik saatleri var, oyunları var. Evle ilgili, bulundukları yaşam alanıyla ilgili bir takım sorumluluklarını yerine getirmeleri var. Elbette alanın çocuk gelişimi olunca sadece özel gereksinimli çocuklarla sınırlı değil. Önerilerim diğer çocuklar için de olacak. Aslında kapsayıcı öneriler bundan. Çünkü bu çocukların hepsi okullarda eğitim alıyorlar. Bu anlamda asıl psikososyal desteğin sağlanacağı kurumlar okullar.
hangi okullar? Sadece elbette depremden etkilenen illerdeki okullar değil, Türkiye'deki bütün okullarda içinde çocuk gelişimcilerin ve diğer psikososyal destek hizmet veren ekiplerin de bulunduğu bir birim oluşturulması gerekiyor. Şunu gördük ki biz bir deprem ülkesiyiz. Ciddi şekilde sarsıldık, ciddi şekilde yüzleştik. O zaman hem kısa hem de uzun vadeli hedeflerimiz okullarda özel bir yapılanmanın gerçekleşmesiyle mümkün olması gerekiyor. Biraz önce Gülü Hoca'nın da bahsettiği gibi bakın içinde hijyen de var, enfeksiyon hastalıklarından korunma da var. Bu bağlamda bütün çocuklara destek, psikososyal destek ulaştıracak birimlere ihtiyacımız var. Tabii ki bu hizmetler sadece çocuğa yönelik hizmetlerle sınırlı olmayacaktır. Çünkü aileyi işin içine almazsanız, bütüncül bir yaklaşım benimsemezseniz, özel gereksinimli çocuk olsun, tipik gelişen çocuk olsun, hepsine vereceğiniz hizmet sınırlı kalır. Bu anlamda psikososyal destek eğitim hizmetleri de milli eğitim sisteminin önemli bir parçası haline getirilmeli ve okullardaki destek hizmet ekipleri çeşitlenerek zenginleştirilmeli diyerek ben sözlerimi noktalıyorum. Sağ olun hocam, çok teşekkür ediyoruz. Hocam tabii dedi ki bütün çocuklar sonuçta afetlerden etkilenen gruplar. Çocukların karşısında kimler var? Eğitim sistemindeki öğretmenler var, bir de tabii aileler var. Bu aslında her çocuklar, öğretmenleri ve ailelerin mutlaka bu psikososyal destek sistemlerinde rollendirilmesinin altını çizdi. Bir de tabii okullarımızın bu çocukların eğitim ve bu sosyal yaşama katılımları konusunda da bence daha özel roller üstlenmesine ihtiyaç var. Evet Esra Hocam, ergoterapist gözüyle bireyler, aileler, kurumlar ve toplumsal roller, sorumluluklar. Sizden de bir özet alalım, buyurunuz. Şimdi burada aslında bakıldığında bazı şeyleri yeniden tabii keşfetmeye gerek yok. Tüm dünyada uygulanan toplum temelli rehabilitasyon projeleri var. Bunlar aslında strateji. Bu tür stratejileri biz şu anda yaşamış olduğumuz durum içerisinde orta uzun vadede ve de bölgede ve merkezde Ankara, İstanbul gibi ve daha çok deprem bölgesinden buraya gelen vatandaşlarımız var. Bu iki kapsamda düşünmekte fayda var. Şimdi tabii orada da yaşayan insanların daha önce sadece düzenleri bozulan, rutinleri bozulan aslında bakılırsa herhangi bir sağlık problemi yaşamayan insanlar var ama bir yandan da depremden önce de rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanan erişkinler ve çocuklar da vardı. Şimdi bunlar da kesintiye uğramış oldu. Dolayısıyla bunları da göz ardı etmeden bu strateji içerisinde neleri tamamlayabiliriz? Akut olarak ona bakmamız lazım. Belki burada siz bahsettiğiniz programın başında işte tekerlekli sandalye kullanan ya da bağımsızlık için çeşitli yardımcı araçlar kullanan kişiler var. Bunlar bu araçlarını belki de kaybettiler ya da modifiye edilerek daha yenilerine ihtiyaçları oldu. Ya da çok küçük bir yardımcı araçla belki bölge düzenini koruyarak orayı terk etmek zorunda kalmadan yaşamını sürdürebilecek bireylerin sayısı da hiç azalınacak düzeyde değil. Bu basit düzeyden başlayarak kişilerin diğer ihtiyaçlarına doğru hareket etmekte, yani temel ihtiyaçlardan diğer ihtiyaçlara doğru hareket etmekte fayda var. Tabii ki barınma sorunlarının çözülmesi çok çok önemli. Kişiler haliyle başka yerlere göç etmek zorunda da kaldılar, kalıyorlar. Bunu da görüyoruz son günlerde çok yüksek sayıda göçler olduğunu. Aslında bakılırsa bu çok da kalıcı ve temelde sağlıklı bir çözüm de değil. Çünkü insanlar evet barınma sorunlarını ile başa çıkmaya çalışıyorlar, bunu çözmeye çalışıyorlar ama öte tarafta biz çok kültürü zengin bir toplumuz. Oradaki değerlerini, oradaki alışkanlıklarını, her şeyini bırakarak insanlar bir yerlere gidiyorlar. Dolayısıyla orada kalanların kalmaya devam etmelerini sağlamak açısından
bölgeye de giderek, öte yandan da pandemi döneminde alıştığımız pratiğimizin çok arttığı telesağlık hizmetlerini tekrar canlandırarak bu bölgelerdeki hizmetleri sürdürmeye devam etmek gerekir. Tabii burada toplum temelli rehabilitasyon stratejileri dediğimizde bu son söylediğim örnekte, son söylediğim telesağlık hizmetleriyle örneklendirecek olursak tam da aslında bir toplum temelli rehabilitasyon hizmetidir. Az önce hocamın da söylediği gibi burada GSM operatörleriyle işbirliği, yerel yönetimlerle işbirliği, oradaki diğer sağlık çalışanları ve diğer toplumun sağlıkla ilgili hizmet sektöründeki kişilerle de işbirliğini gerektirecek çalışmalar bunlar. Dolayısıyla benim söylemek istediğim burada hem sağlık, orada sağlıklı diyebileceğimiz en azından beden bütünlüğü anlamında hem de zaten daha önceden de rehabilitasyon ve sağlık hizmetlerinden yararlanan bireylerin bu hizmetleri almaya devam etmelerini sağlamamız gerekiyor. Bütünleştirici eğitimi ben de tamamlayalım hocam. Yapmak çok teşekkür ediyorum. Ve burada toplumun tüm kesimlerinde aslında ayrıştırmadan birleştirerek hizmetlerin sunulmasına yarar olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, Ali Hocam, tabii özellikle ülkemiz afetler, özellikle depremler yönünden çok riskli bir ülke. Yani yangınlar, seller, depremler hiç ülkemizde eksik olmuyor. Bu gerçekler dikkate alınacak olursa, acil sağlık ve yaşam çözümleri sunan bir kuruluş olarak sizler sorumluluklarımız, rollerimiz konusunda ülkemize neler öneriyorsunuz? Buyurunuz. Değerli hocalarımız çok güzel önerilerde bulundular. Benzer bir şey biz pandemide de yaşamıştık. Dünyanın daha önce aklına gelmeyen uygulamaları orada uyguladık. Burada da seyyar bakım istasyonları, yani bunların hepsini biz aslında emir telakki ettik. Çalışma gruplarımız çalışacak. Bizim pil grubumuzda aynı zamanda kurtarma ekibinde çalışan arkadaşlar da var. Sahadaki bütün dünyadan gelen kurtarma ekiplerini de gördük. Onların da ellerindeki imkanları gördük. Bunların hepsini birleştirerek yeni tasarımlar, yeni üretimler yapabiliriz. Ben şunu ilave etmek istiyorum hocalarımızın dediğiniz üzerine. Sahada birçok büyük kuruluşun da kurtarma ekibiyle veya sağlık ekibiyle gittiğini gördük. Mesela Eczacılar Birliği hem kendi meslektaşlarına yönelik hem de halkın ihtiyacına yönelik, Türk Tabipleri Birliği de keza böyle hemen uygulamalar yaptılar. Benzer şeyleri sanayi odaları, ticaret odaları, tarım kooperatifleri de acil durumlarda müdahil edilebilecek hem kendi üyelerini hem de yakınlarını koruyabilecek sağlık üniteleri, konteynerleri falan hazırlatmaları lazım. Bir tarafta bir sıkıntı olduğu zaman Kastamonu'daki komşudaki oraya gidebilmeli. Bu koordinasyonun baştan sağlanması lazım. Yani felaketin ne kadar büyük olacağı belli değil ama koordinasyonun önceden hazırlanması, planlanması lazım. Son anda ne olacağını düşünmek çok büyük bir zaman ve bu şehirde gördüğümüz gibi helak olan yardımlar oldu. Çünkü ulaştırılacak yerler yoktu falan. Biz elimizden geleni yaparız. Bize yeni düşünceler getirdi. Hocalarımızın da söyledikleri, daha da gördüklerimizde. Biz çalışmaya da başladık zaten. Şu anda seyyar diyaliz şeyleri, araçları yapıyoruz. Benzer fonksiyon cihazları. Yani, Türkiye bu konuda da gelişmiş aslında altyapı olarak. İnşallah bir daha da yaşamayız. Ama yaşarsak da daha hazır olmalıyız. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Özellikle tabii koordinasyonun altını çizdi Ali Bey. Ve dedi ki özellikle aslında profesyonel kuruluşların kendi uzmanlık alanında afetlere yönelik hazırlıklı olmalarının altını da çizdi. Evet, bugünkü konu başlığımız depremin yaralarına sarılmasında rollerimiz ve sorumluluklarımızla Profesör Doktor Bülent Saka, Doçent Doktor Güle Çınar, Profesör Doktor Dilara Patoş Özer, Profesör Doktor Esra Akı, Uzman Doktor Ali Kemaloğlu. Hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Umarız bu bilgiler bizim gelecekte yaşayacağımız bütün sorunlar için bize kaynak, yol gösterici olur ve bizler de bu afetlerden uzak kalırız. Evet sevgili dostlar, haftaya öncelikle
yeni bir programda yine bir arada olacağız. Bilim insanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hepiniz sağlıkla, huzurla, güzel kalın. Hoşça kalın.